Hayvan Müzesi'ndeyiz. Yani Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ndeyiz arkadaşlar. Ama burada ne şey siz de görüyorsunuz. Şehir Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ymiş. Yani buraya bu ismi vermişler. Görüyorsunuz. Burada ilk önce değişik değişik madenler var. Mesela bakın bu maden böyle bir şey. Çok garip değil mi? Yuvarlak yuvarlak mantar gibi şeyleri var. Bak isimde opanmış ya da dinozorlar da var. Bakın mesela bu dinozorlar galiba çok hızlı koşuyor. Ben bunları biliyordum. Ya da şu dinozorun boynuna bakar mısınız? Şuradaki dinozorun bir boynuna bakın. Şurada bir tane de T-Rex var. Onu size göstereyim. Ben T-Rex'ten çok korktum. Arkadaşlar. Bu. Bakın şurada. Taşlaşmış ağaç gövdesi diyor. Yani bu burada yıllarca taşlaşmış. Böyle durmuş. Çok garip değil mi? Dokunacağım. Of. Gerçekten sert değil mi? Oo, tırnağım kırıyor. Fena. Buradaki dinozoru ben gördüm ama tam bitkilerini bilmiyorum. Neymiş bunun adı? Ya dinozorların ne kadar garip isimleri var. Bir insan yanında şu kadar kalıyormuş. İşte T-Rex. Şuradaki box yazıyor. Arkadaşlar o taşın ismi. T-Rex'in ismi değil. O ondan ne yapılıyormuş? Alüminyum yapılıyormuş. Değil mi? Evet. Yani T-Rex'i bayağı bir inceledim. Sonra çok korkunç olduğunu anladım. T-Rex'e böyle yazılıyormuş. Denizdeki dalga izleri taşlaşmış. Evet arkadaşlar, şimdi müzenin içine gidiyoruz. Güneş'e en uzak, evet. Burası? Bu denizden. Bu en büyük gezegen Jüpiter. Dur. Okay. Dünya, Mars, Ay, Venüs, Merkür. Arkadaşlar burada gezegenlerin birbirine göre oranlarını da görebiliyoruz aynı zamanda. Sadece gezegenlerin isimlerini falan tanımıyoruz. Mesela burada Jüpiter bu kadarken Dünya yanında şöyle küçük bir yuvarlak gibi kalıyor. Ne kadar koymuş. Arkadaşlar Güneş'i zaten bir parçasını yapabilmişler. Çünkü bu gezegenler çok büyük. Bu gezegenler karşısında yani Güneş'i acayip büyük yapmaları gerekiyor. Zaten Güneş acayip büyük olmalı. Buraya sığmaz. Bunlar zaten sadece yarımını yapmışlar buraya. Güneş'in bir kısmını sadece. Burada galiba hangi şeye geldiğimiz oluyor değil mi? Çık bakalım nasıl bir tahtı bu? Evet. Kilon kaçmış Zeynep? Peki Merkür'de kaç kilosun? 8 kilo. Venüs'te 20 kilosu. Orada çok azım bu. İbar dünyada 22 nokta. Ya niye bu kadar az? En hafif 8'deyim. 1,5 mu? 1,5 kilosu evet. Çok garip. Arkadaşlar bu da Ometis taşıymış. Zaten size yapıyor. Çok güzel değil mi? Evet ya çok güzel arkadaşlar. Şöyle süs amaçlı falan da kullanılabiliyormuş. Hatta ben bazen kumcularda falan arkadaşlar yüzüklerde, bilekliklerde bu taşa benzeyen birkaç şey görüyorum. Bunun mavisi falan. Kadar
arkadaşlar. Burada meteor taşı da var bakın. Şuradan çok yakından gözüküyor. Meteor taşıymış bu arkadaşlar. Arizona'dan gelmiş bu. Filipinler'den gelmiş bu. Afrika. Büyük Sahra Afrika. Evet. Taş demir meteor. Bursa Türkiye. Yandığı için nasıl da siyah siyah olmuş. Düşerken alev almış. Bu arada hani biz bazen yıldız kaydı zannediyorduk ya. İşte o zaman aslında bu küçük meteorlar falan düşüyor. Arkadaşlar bu ağaç taşlaşmış. Yani silisleşmiş bir ağaç. Yani 15 ila 25 milyonda yetişen ağaçlar taşlaşıyor değil mi? Evet, taşlaşıyor. Yani o kadar yıl sürüyor değil mi? Evet. Çok garip. Büyüklüğüne bakar mısınız? Ben boyumuzu açayım. Gösterelim. Dev amonit. Aa, bu salyangoz mu ya? Yok. Bu hayvanlar denizde yaşamış ama suyu tükenmiş. Arkadaşlar şuradaki de hayvanlara bakın. Baba burada bir dinozor iskelet var. Buna aşağıda bakmak gerekiyordu çünkü şey ismi şurada yazıyor. Tıkusoruz. Arkadaşlar görüyor musunuz? Allah'ımız neler neler yaratmış. Efendim? Görüyor musunuz? Allah'ımız neler neler yaratmış. Evet. Geldim. Yani her hayvanın kendine özel bir şey var. Mesela şurada gördüğünüz çita çok hızlı koşabiliyor. Kartal, papağan uçabiliyor. Her şeyin kendine özel bir şey var. Özelliği var. Aa! Bu file benziyor. Bismillah. Savunma dişi. Bak aşağıda resmi de var. Bir insan yanına bu kadar kalıyormuş. Şu kadar boyutta bir insan. Maraş filiymiş bu. Arkadaşlar bu balinaymış. Bildiğin gerçek balinanın kemiği. Yavru balina kafası yumurtalık Adana güncel. Arkadaşlar yavru balinanın kafasıymış. Yavru balinanın bu kadar büyük şey sadece bir kafası. Şu çenesi mi? Dişi mi? Ne alt, ya? Alt dişleri, üst dişleri. Evet. İki dişi, dört dişi varmış bunun. Arkadaşlar öğütücü dişleri içeride dört dişi yokmuş. Orada da dişi var. Ay, bir insan yanında bu kadar kalıyormuş. Ben hariç. Şuraya bakar mısınız? Bu bir T-Rex'in kafasıymış. Ama yani şöyle ki biz bunun gerçek T-Rex kafası olmadığını düşünüyoruz. Tam belli değil. Yani kendileri de yapmış olabilir. Bu da T-Rex'in yavruları. Düşünsenize bir T-Rex bu kadarmış, bu kadar olmuş. Bu da T-Rex'in tamamı şu gördüğünüz. Şurada bakın. T-Rex arkadaşlar dinozorların yani böyle başkın mesela birisinin babası işte çalışıyordur, onun müdürü vardır. İşte bu da dinozorların müdürü gibi arkadaşlar. Yani dinozorların en güçlüsü. Burada da bir tane var. Biliyorsunuz ki ağaçların yaşları içindeki halkalardan anlaşılır. Ve bu gördüğümüz kocaman bildiğin yüz büyük bir ağaç parçası kesilmiş. Arkadaşlar bu ağaç 1330'da bir yaşında falanmış yani orada doğmuş diyebiliriz. Daha sonra İstanbul'un fethinde bu kadar olmuş. 1966'da kesilmiş bu ağaç. Yani 630 yaşında bir ağacın gövdesini gördük arkadaşlar.
Arkadaşlar burada bazı deniz canlıları görüyoruz. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Volkandan püsküren küller böyle zamanla çamur olmuş. İnsanlar da üstüne basmış, böyle ayak izleri oluşmuş. Sonra volkan bir daha patlamış. Sonra böyle bunlar bekleye bekleye yine böyle taşlaşmış. Böyle ayak izleri oluşmuş bunlarda. Bu galiba duyduğuma göre ateş kertenkeleleri ateşin içine girdiklerinde kabuk oluşuyormuş dışlarında. Kabukları çıkıyormuş galiba. Bu kadar mı bulmuş? Arkadaşlar burada gördüğünüz her taş fosil. Yıllarca önce yaşamış hayvanların taşlaşmış fosilleri. Arkadaşlar ben fosil ne? Şunu da söyleyeyim. Şimdi böyle yıllarca önce böyle yaşayan bir hayvan varmış. Taşın üzerinde böyle kendi bir yuva kurmuş gibi. Yıllarca o taşın üzerinde sadece öyle kalmış. Sonra bir gün o taştan çıkarılmış ve onun artık o taşta bir izi çıkmış o hayvan. Mesela deniz yıldızı orada yıllarca durdu diyelim ve o fosil oluyor artık. O yaprak bence baba. Burada sadece hayvan olmak zorunda değil, bunun gibi böyle yaprak, deniz kabuğu, taş falan da olabilir. Bu ne fosili? Lilifon. Yusufçuk fosiliymiş bu. Evet. Ortada var, bakalım gel. Şuraya bakalım. Arkadaşlar galiba buradaki hayvanlar maket ama yüzleri kesin gerçektir yani. Gözün çeviriyormuş gibi, korkunç. Ay çok gerçekçi. Sanki orada gerçek koşuyor, çok iyi. Ay bana öyle korkunç dişlerini göstermiş, bakıyor. Ay. Aa, korkuyorum. Ben bu hayvanlar bölümünü pek sevmedim.
var. Bu kuvars taşıymış. Bunun beyaz elmasları varmış. Amatit taşıymış. Aşağıda ilk girişte görmüştük ya arkadaşlar, bir ağacın içindeydi. İşte bu bunun aynısı. Taşı ve kibar taşı böyle tesbih yapımlarında süs için falan kullanılıyor. Pürük sistemi yapmış. Buradan böyle deri gibi bir şey yapmış. Onun şeyine basıyor üstüne. Buradan bu ateşe hava geliyor. Ateş yanıyor yani. Burada da bu adam eski çağlarda şömlek yaparlarmış. Bu da çömlek yaparlarmış.